Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Ajanda programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyo Klas'la ortak yayındayız. Evet, her zaman olduğu gibi yine konuklarımız var Ajanda programında. Konuğumuz var daha doğrusu. Konuğumuz Avukat Hülya Gülbahar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, bugün aslında bir konferans için Mersin'deydiniz. Yasalarda ve uygulamada Türkiye'de kadın hakları konulu bir konferans gerçekleştirdiniz. Ama öncesinde biraz sizi tanıyabilir miyiz? Avukatım. Kadın hakları ve insan hakları mücadelesinde aktivistim. Evet. Türkiye Kadın Hareketi'nde kadına yönelik şiddetten kadınların siyasal temsiline kadar değişik alanlarda çalıştım. Gönüllü olarak. Evet. Çok uzun yıllar Mor Çatı kolektifindeydim. Kadına yönelik şiddetle uğraşan Mor Çatı Sığınağı Vakfı. Kadınların siyasal temsilini arttırmak için kurulan Kadın Adayları Destekleme Derneği Kader'in genel başkanlığını yaptım bir süre. Mersin'de de Mersin Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ile Kader Mersin Temsilciliği'nin ortak düzenlediği bu 8 Mart etkinliği nedeniyle bulunuyorum. Evet. Çok bu daveti aldığımda çok mutlu oldum. Çok önceden planlanmış bir konferanstı bu. Ama Özgecan'ın hemen arkasına denk gelmesi evet. nedeniyle yasalarda ve uygulamada ki Türkiye'de kadınların yaşadığı sorunları tartışmak çok anlamlı oldu. Çok güzel bir katılım vardı, çok canlı bir katılım vardı. Hem öğrencilerden, hem akademisyenlerden, hem kadın örgütlerinden gelenler vardı. Çok sayıda erkek izleyici vardı. Bu da beni çok memnun etti. Onun için hem organizasyondaki emeği geçenlere, hem katılan tüm kadın ve erkek arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok canlı tartışmalar da yaptık. Süre yetmedi. Buraya koşturarak geldik. Buradan havaalanına koşturarak gideceğim. Evet. Aslında katılımın erkeklerle birlikte olması bence hedef kitleye daha rahat ulaşır. Çünkü biz biliyoruz ki önce toplumda bir kere kadının yerini, kadının statüsünü belirlemek lazım. Anladığım kadarıyla Türkiye'de maalesef bu yok. Yani kadınımız sadece işte annelik yapmakta, tarlada ırgat, işte siyaset içerisinde de sadece sahada koşuşturan. Oy toplayan, erkek siyasetçiler için oy toplayan. Yani sonuçta siyasi partilerin de aslında en büyük kaynağı da kadınlardır. Yani onlar da inkar etmiyor ama sadece sahada kullanıyor. Şimdi bir kere kadın haklarından bahsedebilmemiz için önce kadının toplumdaki yerini çözmemiz gerekiyor. Sizce kadın toplumda hak ettiği yerde mi? Hak ettiği yerde değil. Çünkü şöyle sorun şurada. Kadınlar çok çalışıyor. Bakın tam tersi düşünülür. Erkek çalışıyor, kadın evde boş oturuyor diye düşünülür. Evde boş oturma diye bir kavram yok. Evde çalışılır. Evet. Hiç boş durulamaz evde. Yani ben bile kendim diyorum, çok yorgunum, beynim yorgun, 5 dakika televizyona bakacağım, bir bakıyorum fasulye yıkıyorum falan. Yani öyle bir artık içselleştirilmiş bir çalışma şeyi vardır tempo evde. Yapılan araştırmalarda da dünyadaki iş gücünün, emek gücünün %60'ını kadınlar harcıyor. Ama dünyadaki mülkiyetin sadece %1'ine kadınlar sahip. Şimdi bu kadar çalışıp, bu kadar az şeye sahip olmak ve boğaz tokluğuna çalışmak, bugün panelde onu değerlendirdik. Mesela kadınlar sadece boğaz tokluğuna çalışıyorlar bir ömür. Üstelik de yani kaşık düşmanı diye bir deyim vardır bizde. Yani yediği lokma bile kadının boğazına diziliyor. Onun dışında her şey erkeğe ait oluyor. Bu hiç adil değil. İşte şiddet nereden çıkıyor? Öyle şiddet toplumsal kökleri olmayan, dayanakları olmayan bir şey değil. Meşruiyeti olmayan bir şey değil. Meşru geliyor herkes şiddeti. Çünkü kadının emeğini değersiz görüyor. Kadın emeği bedava. Kadınlar bedava boğaz tokluğuna erkekler için bir ömür boyu çalışmalılar. Bu düşünülüyor. Kadınlar buna itiraz ettikçe, haklarını aradıkça da şiddetle durduruyorlar. Şiddet oradan başlıyor. O yüzden kadınlarla ilgili sorunların çözümünde erkeklere çok iş düşüyor. Evet. Aslında birinci iş ve öncelik erkeklere düşüyor. Aslında geçmişten günümüze geldiğimizde kadın aslında çok da hak ettiği noktada değil. Yani kadın işte Güneydoğu Anadolu bölgesinde sadece başlık parası eden, sofrada bile erkeklerden sonra oturup kalanları yiyen, baktığınızda yine hep bir adım geride. Hani ben şu söze çok karşıyım. Hep derler ya, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır diye. Ben hep bu sözün karşısına durdum. Yani her başarılı erkeğin yanında bir kadın vardır. Varsa öyle bir başarıdan bahsedeceksek. Yani arkasında bir ek yapayım. Durması, evet.
her başarısız kadının önünde bir erkek vardır. Bir de öyle bir durum var. Bir de öyle bir durum var. Çünkü biz hani belki erkekler olarak şunu düşünüyoruz. Yani evet canım sen dışarı çıkma ama insanlar sana ters bak. Kim bakacak? Erkek bakacak. Bu da doğru. Ama kadının bir kere statüsünü belirlemek lazım. Toplumdaki yerini belirlemek lazım. Yani kadın işte evlendirilmeye çalışılan sadece ev işlerine bakan, çocuk bakan, çocuk doğuran, sadece evde kalması gereken, hatta gerekirse kumayla bir kere daha desteklenen, öyle bir toplum gülüyoruz ama öyle bir toplum, öyle bir ülkede kadın haklarından bahsedebilecek miyiz? Yani bu biraz uzak değil mi kadın haklarından? Yani kadın zaten geçmişten bugüne kadar hak ettiği yere gelmemiş ki. Veya o noktaya konmamış ki. Buna böyle biraz ayrımlı yaklaşmak lazım. Tek bir Türkiye yok. Evet. Tek bir kadın profili de yok. Yani senelerdir bu ülkede çalışma hakkı için, eğitim hakkı için mücadele etmiş, çok büyük başarılara imza atmış kadınlar var. Tabii. Kadın siyasetçiler de var. Yani madalyonun iki yüzüne birden bakmak lazım. Yani bütün toplumun ve toplumdaki erkeklerin, kurumların, devlet kurumlarının, siyasi partilerin, sendikaların engellemesine ve baskısına rağmen çok büyük mücadeleler verip toplumda çok önemli yerlere gelmiş kadınlar var. Kadın genel parti genel başkanları var. Bakın yani kadınlar siyasette yok diyemeyiz. Böyle hakkıyla yapmış kadın genel başkanlar var. Kadın sendika başkanları oldu bu ülkede. Başbakan oldu. Başbakan oldu bu ülkede. Müslüman dünyasında oldu. Yani Pakistan, Benazir Bhutto'nun başbakanlığı bütün bir İslam dünyası. Devlet başkanı oldu. Devlet başkanlığı çok önemlidir. Böyle ataerkil toplumlarda hükümdar gibi görülür ve kadınlar asla bunu yapamaz diye düşünülür. Pakistan'da oldu. Şimdi o yüzden hani kadınlardan söz ederken sadece şiddet gören, mağdur olan, ezilen, dışlanan kadın profillerine bakmak yerine hayat içerisinde güçlü bir şekilde mücadelesini ve kavgasını veren ve bunu da başarıyla rol model olarak, bakın bu rol modeller toplumun önüne hiç çıkartılmıyor. Habire kadınlara, kadının adı yok, kadın ikinci, üçüncü eş, kadın işte bir kuluçka makinesi gibi, annelikten başka kariyeri yok gibi propagandalar yapılıyor. Bazen kadınlar da bu tuzağa düşüyor. Ben diyorum ki buraya düşmeyelim bu tuzağa. Biz gözümüzü bunu başaran kadınlara dikelim. Onların nasıl başardığını bu topluma anlatalım. Onu görmek istemiyor sistem. Çünkü onları unutturmak istiyorlar. Hep bu ezilme muhabbetini yapmak istiyorlar. Doğru. Kadınlar şiddete maruz kalıyor. Kadınlar öldürülüyor. Bakın bugün 8 Mart'a geliyoruz. Dün ve bugün 3'er kadın öldürülmüş. Evet, evet, evet. 6 kadın Türkiye'de. Bu resmi. Tabii. Yani tabii. Rakamlar. Burada kaza süsü verilenler. İntihara sürüklenenler ya da intihar süsü verilenler, zehirlenenler yok bu rakamların, evet, içerisinde. Evet. Şimdi neden öldürülüyor kadınlar? Bakın niye öldürülüyor? Kadın mücadelesi, hak mücadelesi vermek için öyle kadın hareketinde bir kadın derneğinde üye olmak falan gerekmiyor. Eğitim hakkı için, çalışma hakkı için, boşanma hakkı için, kendi hayatındaki babasına karşı, kocasına karşı, abisine karşı, istediği gibi giyinmek için mücadele eden her kadın bir kadın hakları aktivistidir. O mücadeleyi veriyordur. Ve maalesef Türkiye'de erkek egemenliği o kadar güçlü ki ve her gün o kadar güçlendiriliyor ki devletin propagandaları yüzünden kadınlar en basit eğitim hakları için, en basit çalışma hakları için öldürülüyorlar. Evet. Yani kıyafet cinayetleri bu ülkede hiç konuşulmuyor. Kıyafet cinayetleri var. Beyaz tayt giydi diye öldürüyor kadını adam. Siyah tayt giyse de öldürecek, kırmızı tayt giyse de öldürecek. Beyaz tayta takmış, beyazına takmış ya da tayt olmasına takmış. Ama bakın devletin atadığı Milli Eğitim Müdürü Antalya'da oldu, Kepez'de, daha yeni. Tayt ve mini etek giyen kız öğrencileri taciz etmek için erkek öğrencilerden oluşan bir tim kurdu. Ve bunu bir kadın yaptı ama. Bunu bir kadın yaptı ama o kadın oraya özel olarak atanmıştı. Evet. Neden? Çünkü Türkiye'de maalesef son dönemde şöyle bir dalga var. Kadınlar ve erkekler hayatın ayrı alanlarında olsunlar. Mahrem namahrem ayrımını bilecek diyor başbakan yardımcısı. Topluma bir başbakan yardımcısı bunu söylerse Özge Can'dan sonra pembe otobüs tartışması yapıldı. Niye biz bütün otobüslere binemiyoruz da bekleyeceğiz pembe bir otobüs gelsin ona bineceğiz. Ben ona karşıyım yani bu. Şimdi eğitim dahil
hayatın bütün alanlarında kadınlarla erkekleri birbirinden ayırırsanız, iki cins birbirine değmeden, birbirini tanımadan büyür ve yaşarsa orada cinsel şiddet patlar. Nitekim Türkiye'de resmi rakam söyleyeyim size, cezaevleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tutuk Evleri Genel Müdürlüğü'nün geçen gün verdiği rakama göre sadece 2009 yılıyla 2013 yılı arasında, kaç yıl yapıyor? 4 yıl yapıyor. 4 yılda cinsel suçlardan cezaevine girenlerin sayısı %100 artmış. 7158'den 12.000 küsura çıkmış. Yani %100'e yakın bir artış söz konusu. Sadece mahkum edilip cezaevine girenler. Niye patlıyor bu? Çünkü iki cinsi birbirinden ayırırsanız, ateşle barut gibi yan yana geldiklerinde oradan kıvılcım çıkar, oradan şiddet doğar. Halbuki yan yana eğitim, yan yana çalışma, çalışma hakkı, eğitim hakkı hep tartışmalı karma şeyde. Hatta işte ulaşım hakkı bile tartışmalı hale getirilmek isteniyor Türkiye'de. Birlikte bütün bunları yaptığınızda nasıl bakacağız birbirimize, nasıl konuşacağız, bir kadınlar ve erkekler birlikteyken nasıl oturacaklar, nasıl kalkacaklar, hangi fıkraları anlatırsak kadına aşağılamış ya da hakaret etmiş oluruz, hangi küfrü etmemeliyiz, hangi kelimeyi kullanmamalıyız, bir öğrenerek ne kadar yaklaşacağız, ne kadar mesafeli duracağız. Bunları öğrenerek, içselleştirerek büyüdüğü zaman insanlar, yaşadığı zaman, bakın kadına karşı şiddeti bitirmek çok zor ama Türkiye'de %1400 artıyorsa en azından dünya ortalamasındaki %10 artışlara, %10'lara indirebiliriz. Peki bu etkiler arasında biraz da şunun payı var mıdır diye düşünüyorum. Yani bakıyorum mesela bir takım fuarlar gerçekleşiyor. Hep böyle seçme, işte daha çok dekolte, daha çok mini. Yani ben hep şuna karşı çıkmışımdır. Yani kadınların teşhir amacıyla kullanılmasına hep karşı çıkmışımdır. Ama bakıyoruz reklamlarda bu. İşte fuarlarda, organizasyonlarda böyle bir tavır sergileniyor. Bu kadınları rahatsız ediyor mu? Veya rahatsız etmeli mi sizce? Ya kadınların sadece vücutlarıyla teşhir edilmeleri yoluyla bir ön plana çıkması kadını benimsediği bir şey midir? Bir şey sorayım size. Peki mesela erkek parfümü reklamlarında O cinselliği ön plana alan, evet o da erkek doğru. Erkek bedeninin kullanılması konusunda ne hissediyorsunuz? Ben ona da karşıyım. Ha. İşte ona da karşıyım. Yani olmaması gerektiğine inanıyorum. Yani biz insanları galiba yanlış yönlendirmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Ama kadın hani hep böyle mi algılandı bizim toplumumuzda? Hep böyle mi sürüldü? Yani kadın işte süslüdür. Kadın işte dekolte giyecektir. Kadın işte açık giyinecektir. Hep böyle bir imaj mı çizildi? Yani acaba buradan mı başlıyor bir kere kadının duruşu, yeri? En önemlisi niye karışıyorsunuz kadınların kıyafetine sorusunu sormak lazım. Evet. Yani birinci soru o. Kime düşer kadınların kıyafetine karışmak? Kadınlara düşer. Yani niçin bir ülkede en yetkili ağızlar kadınlar niye mini giyiyor, niye askılı bluz giyiyor, niye tayt giyiyor diye soru sorarlar. Evet. Bir kere şey oradan başlıyor, problem oradan başlıyor. Kadınların kıyafetlerine hiç kimsenin, başta siyasetçiler olmak üzere, karışma hakkı yok. Yani kadınlar erkeklerin kıyafetlerine karışmıyorlar mesela. Karışıyor olsalardı, eğer din kadına başını örtmeyi emrediyor deniyorsa, peki erkeklere de takke yakışabilir yani. Takke giysin demek lazım. Eğer batı tarzı giyinmek diye kadınlara, diyelim ki vücut hatlarını gösteren elbise giymek dayatılıyor diye eleştiren bütün erkeklerin dönüp kendi kıyafetlerine bakması lazım. O zaman erkekler de bluzin giymeyecekler. Evet. Hacca giderken olduğu gibi geniş kumaş pantolonlarla İnanlar. Dolaşacaklar. Evet. Eğer çağdaş kıyafetler kışkırtıcı bir deniyorsa, medeniyet yuları dedikleri kravatlarla dünya piyasasına ve şeye çıkmayacaklar. Şimdi bakın orada kadınlar bütün bu şeylere karışmıyor. Kadın bedeninin reklamlarda kullanılması meselesine ilk itirazı yapan feministlerdir zaten. Türkiye Kadın Hareketi de bu konuda çok çalışmıştır. Şöyle çizeyim, cinsel obje olarak gösterilmesi. Tamam. Bu itirazı zaten yapan feministlerdir. Buna itiraz etmişlerdir. Bunu eleştirmişlerdir. Bir araba reklamının üzerine arabaların erkekler tarafından satın alınıp kullanılacağı düşünüldüğü için bikinili bir kadın oturtmak kapitalist mantığın
pazarlama usulüdür. Arabayla beraber adeta bikinili kadın hayali pazarlanır erkeklere. Evet. Çift satış yapılır, bir cins aşağılanır. Bunun teorisini oluşturan, buna ilk itirazı yapan kadınlardır. Ama biz kadınlar şunun farkındayız. Bizim bu eleştirimizi alıp kadınların kıyafetine müdahale etmek için, kadınların mayo reklamında olmaması, atıyorum, başı açık bir herhangi bir kıyafetle ya da diz kapağını gösteren bir kıyafetle medyada ya da sosyal hayatta yer almaması için kullanan muhafazakar ve cinsiyetçi erkek bakışına da karşıyız biz. Evet. Şimdi bazı gazeteleri eleştiririz. Üçüncü sayfa güzelleri koymaya devam ettikleri için. Ama biz aynı zamanda hiçbir sosyal olayda ya da siyasi olayda kadın fotoğrafı koymayan, kadınların katıldığı toplantılarda kadınların bulunduğu kareleri kesip sadece erkeklerin kullandığı kareleri, göründüğü kareleri kullanan medyaya da karşıyız. Yani burada kadınların ve toplumun çok dikkatli olması gerekir. Kadınlar dekolte giyiyor, reklamlarda cinsel obje diye olarak kullanılıyor diyenlerin %99'unun niyeti samimi bir niyet değil. Talepleri aslında ne reklamlarda ne haberlerde hiçbir yerde kadının görüntüsünün olmaması. Aynı mantığı savunanlar kadın spiker olmaz diyor mesela. Evet. Niçin? Mesela şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela Rusya'dan gelen kadınlar Natasha denir, değil mi? Ama her gelen Rus kadına Natasha muamelesi yapılır. Yani maalesef bizim toplumumuzda evet. Bu çok fazla. Çünkü yabancı kadınlar, biz erkekler için, Türk toplumundaki erkekler için, o gözle bakan erkekler için diye düzelteyim ben aslında. Hep bir cinsel obje, hep böyle kolay kadın, basit kadın, elde edebileceğim kadın gözüyle bakıldığı için işte İstanbul'da özellikle en çok dolaşılan mevkilerde bu tür taciz, hatta tecavüz, hatta öldürmelere kadar gidebilir. Pipe Bakka'yı unutmadık, Barış geliyor. Yani evet işte onun... Bütün dünyayı, yani Avrupa'da, İtalya'dan yola çıkıp Türkiye'ye kadar otostopla huzur ve barış içinde geldi kadın ve Türkiye'de yok edildi. Evet. Ve şuna da karşıyız tabii ki. Yani kadın mini etek giyiyor diye tacize veya kötü bir muameleye karşılaşmasını hak görmek de yanlış. Bu da doğru değil. Herhalde yani. Yani bu doğru değil. Bu gözle bakan erkekleri de şiddetle kınıyoruz biz. Yani sonuçta bu kabul edilebilir bir durum değildir. Yani insanın nefsiyle hareket etmesi gerekiyor. Yani sonuçta bir nefis vardır insanda ve o nefsini tutmak zorundadır. Belki hala tek... kadın kendi nefsine nasıl hakim oluyorsa... Oluyor. Ben kadının olduğuna inanıyorum. Ha, bir de tam tersiyle suçlanıyor. Erkeğin kendi... Yani bu ikiyüzlülüğü bu toplumun çok tartışması lazım. Evet. Kendi nefsine hakim olan ve erkeklerin herhangi bir kışkırtıcı davranışı karşısında... cinselliği, saldırganlığı karşısında saldırganlaşmayan, aklına cinsellik getirmeyen kadınlar, yani kendi iradelerini, nefislerini kontrol eden kadınlar burada dururken, erkeklerin ben saç telinden tahrik oluyorum, ben mini eteğinden tahrik oluyorum, ben annemin diz kapağından tahrik oluyorum gibi evet. Safsatalarla kadınlara kıyafet ya da davranış modeli dayatması çok büyük bir ikiyüzlülük bu dünyada. Kendi nefsine hakim olacak. Peki, benim başımı örtüp örtmemeye karışmayacak. Benim saçımın teli niçin sizi tahrik etsin durduk yerde? Bu sapıklık, sapkınlık. Ama bunu yani. Bütün bir topluma propaganda edip o zaman kadınlar örtünmeli. Hayır, sen kendi nefsine sahip çıkacaksın. Aynen. Sen kadına cinsel obje gözüyle bakan sensin o zaman. Evet. Sen kadına, annene bile cinsel obje gözüyle bakmayacaksın. Görmedik mi Türkiye'de bu tür annesine tecavüz eden, babası kızına tecavüz eden, yani çok... Çirkin şeyler yaşadı bu toplum. Yaşıyor. Ben, hala yaşıyor. Hala devam ediyor. Bakın mesela, şimdi bir örnek daha vereceğim. Birçok erkek kızacaktır ama. Şimdi erkek çocuklarımız geliyor. Baba, ben aşık oldum. Aa, ne güzel, oğlum benim diye seviyoruz. Değil mi? Bir kız çocuğu, baba, erkek nasıl olur? Yani böyle bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Galiba doğuştan biz... Kız çocuklarına karşı böyle bir ön yargımız var. Bu ön yargıyı yıkamadık herhalde biz. Yani kız çocuklarımızı daha çok evde otur, dışarı çıkma, erkek arkadaşın olmasın. Ama erkek çocuğun, oğlum bak bir sürü kızla birlikte olabilirsin, bu erkekliktir. Öbürü erkek mi? Yaparsa, erkeklik kadın yaparsa elinin namussuzluk. Elinin kiri, alnının karası. Evet. İşte, çifte standartlar. Kadın yaptığında da namussuzluk diye nitelendiriyor. Vay efendim töre cinayetleri yok efendim, namus cinayetleri ortaya çıkıyor.
Biz galiba herhalde çocuklarımızı yetiştirirken de böyle bir nesil yetiştirmişiz bugüne kadar. Bundan sonrasını konuşmak gerekiyor ama. Bundan sonrası daha kötüye gidiyor, ben size söyleyeyim. Şiddet artıyor, cinsiyetçilik artıyor. Evet. Ve mutsuz kadın ve erkek sayısı da artıyor bununla bağlı olarak. Şimdi Türkiye toplumunu gerçekten tek boyutlu bir toplum olarak düşünmemek lazım. Bu ülkede, yani benim babamın babası soyadı olarak, Gülbahar benim soyadım, isim. Annesinin ismini almış. Annesinin ismini soyadı olarak almış 1936 soyadı kanunumuz zamanında. Evet. Bizim akademisyen arkadaşlarımızın yaptığı bir araştırmaya göre namus cinayetleri ve kadın cinayetleri konusunda yaşlı kuşaklar Doğu ve Güneydoğu Anadolu dahil olmak üzere daha hoşgörülü. Genç kuşaklar daha saldırgan yetişti ve bu saldırganlık daha da artıyor. Bizim kadınlar olarak anlatmaya çalıştığımız şey topluma bu. Şimdi İçel TV izleyicileri, Radyo Klas dinleyicileri, erkekler, hatta belki de bazı kadın arkadaşlar bana kızacak ama ben kadına yönelik şiddetin ve erkeklerin, uygulayan erkeklerin hasta, sapık, evet, işsiz, ayyaş gibi yani tanımlarla damgalanmasına karşıyım. Çünkü o zaman sorunu bireyselleştiriyoruz. Evet. Sorun toplumsal ve sistematik. Yani bireysel değil. İki birey arasındaki ilişkiden kaynaklanan bir şey değil. İki birey, yani toplum bize iki birey arasında yapılacak bir şey bırakmıyor zaten. Yani insanlar iki birey olarak sevişemiyorlar bile. Bakın geçen gün açıkladılar. Sevişirken üstünüze örtü alın. Banyo yaparken çamaşırlarınızı çıkartmayın. Yani her şeye karışan bir sistem var karşımızda. Ben her zaman şunu söylüyorum. Kadın doğulmaz, olunur. Evet. Toplum öğretiyor. Erkeklik için aynı şey geçerli. Erkek doğulmaz, erkek olunur. Siz doğduğunuz anda, hatta doğmadan başlıyorsunuz şeye, yönlendirilmeye. Birçok ülkede kadın cinsiyetinden bebek olduğu öğrenildiğinde hemen yok ediliyor kadınlar. 100 binin üzerinde senede neredeyse kız çocuğu doğamadan yok ediliyor. Oradan başlayarak pembe kimlikler, mavi kimlikler ayırıyorsunuz. Pembe kıyafetler, mavi kıyafetler. Bunlar bir rol bindiriyor. Evet. Erkek şöyle olur, kadın böyle olur diye. Siz seçmiyorsunuz. Toplum sizin kafanıza vura vura bunu öğretiyor. Bakın İsmet çok silah. Şey ya. Tabii silah, öbürüne bebek. Bebek. Ev işi yapmaya, çocuk bakımına başlıyor oyun oynayacağım derken şey. Kız çocukları. Hani Norveç, İsveç gibi bu alanda çok demokratik mesafeler kat etmiş, eşitlikçi olmaya yaklaşmış toplumlardan bahsediyoruz değil mi? İsveç daha geçen gün, geçen hafta oyuncakçı dükkanlarındaki erkek çocuk oyuncaklarıyla kız çocuk oyuncakları farkını kaldırdı. Daha geçen hafta kaldırdı. Bu farkındalığı burada mesela genç kız odası, genç kız odası pembeler, melekler, tüller, çiçekler, böcekler. Ne bu? Mobilyacılar ne yapmak istiyor? Bir genç kız formatı yaratıyor oradan. Erkek odası bilgisayarlar, uçak maketleri, kamyonlar, süper kahramanlar, posterler böyle. Ne oluyor? Evet. Yani onlar Superman olacaklar. Bunlar Barbie bebek olacak. Bakın 10 sene önce yapmıştı kadınlar. İngiltere'de böyle bir eylem yaptılar. Gittiler erkek Barbie'lerle, onların içine programlanmış ses kayıtları var. Kız Barbie'lerin şeyini değiştirdiler, kayıtlarını. Barbie bir kız, ben güçlü bir erkeğim, bütün dünya kötülerin hesabını soracağım, iyilerin yanında mı canım, anlatıyor erkek sesiyle. Erkek, Ken galiba onun adı, Ken'i satın alan ailelerse birdenbire çocuklarının elinde süsleneceğim, Ken'e aşığım, ona en iyi hizmeti ben yapacağım diyen bir şeyle karşılaşıyor. Çok güzel bir eylemdi. Yani bütün insanlığın alması gereken bir ders var bundan. Ben burada şunun altını çizmek istiyorum. Erkeklerin hormonlarından, doğasından, yaratılışından gelmiyor şiddet uygulamak. Evet. Öğretiliyor. Maalesef. Meşru görülüyor. Pohpohlanıp teşvik ediliyor. Kadınlara ise direnmemesi, buna razı gelmesi öğretiliyor. Ve bu değişebilir. Mesela erkekler, ben biyolojik olarak erkeğin doğası gereği şiddet uyguladığını düşünsem, kadın hareketiyle hiçbir alakam kalmaz. Hatta insan haklarıyla alakam kalmaz. Ama ben erkeklerin değişebileceğine inanıyorum. Ve birçok arkadaşımız buna inanıyor. O yüzden erkekler bu sorumluluktan kaçamaz. Erkeklerin doğasında çapkınlık vardır, kadınların yoktur. Yok öyle bir şey. Uyduruyorsunuz.
Öyle bir araştırma, öyle bir şey yok. 4 tane kadınla evlenebilir ama kadın... Ne yapalım, doğamızda var. Bir dakika dur. Doğaysa, iki kadın doğası, bakın araştırmalar şunu koyuyor. Erkek genetik yapısıyla kadın genetik yapısı arasındaki benzerlik yüzde kaçtır sizce? 99. Ben söyleyeyim. Evet. %99 genlerimiz aynı bizim. Ya bu %1 fark yüzünden kadın parmağı bulaşık makinesinin düğmesine basabilir, erkeğinki basamaz. Bu nasıl yaratıcı ya? Parmak yaratırken kadına göre ayrı, erkeğe göre ayrı işlev veriyor. Olmaz öyle şey. Kadın doğası evde oturmayı sever, tek eşlidir. Erkek doğası çok eşlidir. Yok öyle bir şey. Ama bakın şimdi mesela... Bu erkeklerin yarattığı efsaneler bunlar. Hoşlarına gidiyor bunları düşünmek ve konuşmak. Yine aslında bu durumu yaratan yine kadın oluyor. Mesela bir kayınvalide düşünün. Şimdi oğlunu evlendiriyor, eve gidiyor, çocuk karısına yardım ediyor. İşte bulaşık yiyor. Aa, benim oğlum pısırık, benim oğlum... bak ne diyorlar adına, erkekler için hani kılıbık. Yani burada da biraz şey var, yani yine bir kadının etkisi olmuyor mu biraz? Evet, daha ama şunu düşüneceğiz, biz Türk Ceza Kanunu çalışırken oldu bu olay. Köyde bir adam kızını hastanelik edecek şekilde dövdü. Neden? Kot pantolon giydiği için. Kot pantolon giymeyeceksin köyde demiş, kız giymiş, hastanelik etti. Anneyi de hastanelik etti. Neden? Kızın kot pantolon giymesine izin verdiği için. Şimdi burada soru geliyor. Kuralları kim koyuyor? Erkekler koyuyor. Yani annelerin vereceği eğitimin kurallarını kim belirliyor? Önemli olan bu. Erkekler belirliyor. Peki o kurallara uymayan annelerin yaptırımı ne oluyor? Vallahi 3 çocuk 5 çocuk demeden bir kuyusuz kapı önüne konuyor bu kadınlar. Maalesef. Yani şimdi bedel bu olduğunda, önce bu bedeli ortadan kaldıralım. Bakalım kadınların vereceği eğitimler ne olacak? Bir. İkincisi, yani bu soruyu soranlara, artık 21. yüzyıldayız. Bu soruyu soranlara gerçekten biraz içerliyoruz. Çünkü niçin kız çocuklarını ya da erkek çocuklarını kadın yetiştiriyor? Erkeklerin hiç mi payı yok? Var. Siz de yetiştirin. O zaman doğru yetiştirme modelinin ne olacağını beraberce kadınlar ve erkekler çocukları beraber yetiştirerek göstermeleri lazım. İşin enteresan tarafı mesela sorunlu olan ve güncel örneklerde de görüyoruz biz bunu. Hem Münevver Karabulut'ta gördük, hem Özgecan'da gördük. Yani o erkek çocukları annelerin değil, babalarını model alıyor. Aynısını ben söyledim. Bunu düşünmek lazım. Aynısını ben söyledim. Şimdi bize güzel bir... kamu spotu tadında ama maalesef ne yazık ki Türkiye'de çekilmiş bir video değil. Çok isterdim. Yani bir Türk'ün aklına gelsin bu videoyu çekmek. Belki ben kendim olarak da üzüldüm buna. Ben neden böyle bir şey yapamadım diye. Küçük çocuklara sormuşlar. Yabancı bir ülkede yanlarına bir kız çocuğu getirmişler. Bu kız için neler düşünüyorsun diye soruyorlar. Çocuklar 7-11 yaş arası. Bir güzel kız, işte gözleri güzel, yüzü güzel, saçları güzel, şunu beğendim, bunu beğendim. Sev kızı diyor, çocuklar dokunuyor, dokunarak seviyor. İşte omzuna dokunuyor, yanağına dokunuyor, bir şekilde kızı seviyor. Sonra hadi tokat at diyorlar, çocuk duruyor. Hadi ona sert bir tokat at diyor, çocuğun gözleri değişiyor. Yani hayır diyor, ben atamam çünkü ben bir erkeğim. Hayır ben atamam, işte görüyoruz mesela şu an ekranda. Çocuğun dünyasında şiddet yoktur. Hani sonradan aslında şiddet olaylarına meyilleniyor. Öğretiliyor çünkü. Öğretiliyor. Evet. Şimdi bakın çok enteresan bir şey. Hiç aklınıza gelmez değil mi? Çizgi filmler meselesi. Tom and Jerry. Evet. Bütün kaç kuşak izledi Türkiye'de Tom and Jerry'yi? Hala izleniyor. Ve hala izleniyor. Ama şimdi İsveç'te bir araştırma yapıldı. Ve tabii araştırma şundan sonra yapıldı. 4-5-6 yaşında bir erkek çocuğu arkadaşıyla oynarken bunu kaldırmış, yere çarpmış, üstünden geçmiş, hastanelik etmiş çocuğu. Ve sonra çocuk dehşete düşmüş. Sen çocuğu hasta ettin, yaraladın, hastanede belki de ölecek çocuk dendiğinde. Ben onu yapmak istemedim. Ben bir kötü bir şey yapmadım demiş çocuk. Şimdi fark etmişler ki Tom and Jerry izleyicisi bu çocuklar. Ve orada o fare, kedi fareyle oynuyor. Onu duvardan duvara çarpıyor, üstünden silindirle geçiyor ama fare sonra diriliyor, geliyor. Evet. Yani hiçbir şey olmuyor. Çocuk onu izlerken o çizgi filmleri o acıyı hissetmiyor. Karşısındakine acı vereceğini
anlamıyor. Tamam, hemen yasakladılar tabii ki bunu göstermeyi. Bu hem bilgisayar oyunlarında, bakın Türkiye'li bir programcı, siz üzüldünüz bunu yapmakla ilgili. Çok güzel bir davranış, buna üzülmeniz. Keşke biz akıl edip yapsaydınız dediniz. Türkiye'li bir bilgisayar programcısı, oyun yapımcısı ne yaptı? Karınızı dövme bilgisayar oyunu. Ve bu eleştirilince, dövdükçe puan kazanıyorsunuz. Karınızı dövdükçe puan kazanıyorsunuz şeyde, oyunda. Bu nedenle eleştirdi kadınlar. Bazı erkekler. İtilmiş, kakılmış rol modeli vardı mesela. Ben çocukların yaratıcılığını arttırmak için yaptım bunu dedi. Savunma da bu şekilde. Yaratıcılığa bakar mısın? Biz erkek şiddeti yaratıcılığının örneklerini her zaman görüyoruz yani. Şimdi kimin aklına gelir bir kavanoz dolusu şeyi kadının başına boşaltmak, biriktirip. Ama bu böyle bir dünyada yaşıyoruz. En entelektüeli bile bunu yapıyor bu ülkede, bu dünyada. Yasalar çerçevesinde kadın yasalarla da korunuyor mu? Yani hani yasalarda olmasa daha mı büyük olaylar yaşanacak, yoksa yasalar yeterli gelmiyor mu? Çünkü çoğu zaman gördük, ben çoğu defada eleştirdim. Yani eğer bir karı koca arasında kavga çıkıyorsa ve bu kavgada eğer işin içine dayak girdiyse ve karakola kadar taşındıysa, bence karakolun o iki aileyi kocandır. Aile içi bir durumdur. Evde kendi aranızda çözün olayına karşı durdum ben. Olmaması gerekiyor. Yani belki bunu polisin vazifesi olarak görmediğim içindir. Vazifesi değildir. Vazife alırsın ifadesini, savcılığa sevk edersin. Budur. Şimdi yavaş yavaş o model de kalkıyor artık anladığım kadarıyla. Yani artık polis ya kocandır, sever de döver veya işte aile içi bir mevzudur, kendi aranızda çözün. Bu konulara neler söyleyeceksiniz bu konularda? Ya bu polisin bu tür davranışları konusunda Morçatı'da bizim tanık olduğumuz bir olay var. Bir komiser, hem de polis komiseri. Şiddet nedeniyle karakola başvurduğunda komiser kadına şunu söylemişti. Severken gelmiyorsun, döverken geliyorsun. Severken ne için? Taciz. Yani şiddete karşı kadına görevlerini yapmak bir yana, kendisi taciz ediyor kadını. Kadın karakola, kocam beni seviyor, ne mutluyum, ne güzelim diye niye gidip komiserle konuşsun? Ya da polis memuruyla konuşsun. Tacizin dik alası bu. Şimdi bu ara buluculuk ve uzlaşma meselesi maalesef Türkiye'de çok ciddi bir problem ve çözülmemiş bir problem. Çözülüyor diyorsunuz ya, tam tersine gidiyor. Tam tersine ara buluculuk ve uzlaştırma konusunda yeni politikalar üretiliyor Türkiye'de. Boşanma davasına gittiğinizde bile psikoloğa göndereyim, onlar bir baksınlar sizi barıştırabilir miyiz diye ara buluculuk çalışmaları yapılıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. İstanbul Sözleşmesi'ne göre de yasak zaten, yapamazsınız bunu. Biz kadın örgütleri ne yapıyoruz örneğin? Sanıyorlar ki her başvuran kadına hemen boşanın diyoruz biz. Hiç öyle bir şey yok. Benim 15 senelik müvekkilim var. Belki de 17 sene olmuştur. 17 senelik müvekkilim hala boşanmadı. Geliyor gidiyor. Ama şunu yaptı. Bu 15 sene boyunca kendi hayatında şiddeti durdurdu bir. Önce o fiziksel şiddeti durdurdu. Arkadan çalışmaya başladı. Ekonomik özgürlüğünü kazandı. Arkadan bir partide, şimdi adını vermeyeyim, siyaset yapmaya başladı. Sosyalliğini de kazandı. Şimdi sıkıldım artık. Hiç kendini geliştirmedi benim eşim. Ben kendimi çok geliştirdim. Onun için boşanmak istiyorum dedi. Geçen sene geldi. Tamam, hazırsam boşanma davanı açalım. Vekaletname çıkartmamıştı. Çıkart vekaletnameye, gel dedim. Tamam, geliyorum dedi. Bir yıl geçti, hala gelmedi. Ben biliyorum, seneye tekrar gelecek bana. Damla kendini tamamlayınca damlar. Herkesin kendi hayatı. Biz boşan diyemeyiz bu insanlara. Boşanma, evine dön de diyemeyiz. Haklarını anlatacaksınız. Evet. Seçimi ona bırakacaksınız. Ama şu çok önemli. Bir şiddet varsa gerekli her türlü yasal mekanizmayı kullanacaksınız. Mutlaka. Polisin ve devletin görevi budur. Mutlaka. Yani Şefika Etik, hatırlıyoruz değil mi? Evet, evet. Sığınaktan geldi. Nasıl buldu sığınan yerini? Gizli olması lazım. Koca o sığınan yerini nasıl buldu? O görevlilerin hepsini yargılaması gerekiyordu. Elinde bir buket çiçekle geldi. Sığınaktan devlet görevlileri kadını verdiler kocanın yanına. Kadın eve gitti. Duşunu alırken banyoda çırılçıplak sırtından bıçaklayıp öldürdü Şefika Eti'yi, kocası. Adıyaman'da bir dede bastonuyla geldi devletin sığınağında. Torununu ikna edip eve götürmeye kalktı. Kız ne şiddetler yaşıyorsa o evde,
gitmek istemediği için bastonuyla kızın kafasını yardı, hastanelik etti. Sığınaktan hastaneye ambulansla gitti kadın. Ne oluyor? Bu uzlaştırma çabalarının bedelini yine kadınlar ödüyor. Burada önemli olan toplumun, mahallelerde, komşularımız arasında, ailemizin içinde olduğu zaman bile bir şiddet olayı söz konusu olduğunda kadına sus, sesini çıkartma, sineye çek, geçer demek yerine derhal erkeği kınayıp sıfır tolerans şiddete, gerekli hukuki hak neyse bu mekanizmaları kullanıp ondan sonra tarafların kendi tercihine bırakmak gerekiyor. Kamu davası olmaktan vazgeçmeyeceğiz bu konuda. Ve arabuluculuk ve uzlaşma burada asla şiddet söz konusu olduğunda asla uygulanmamalı. Ama burada biraz yasalarda da boşluk var gibi. Yani şimdi Türkiye şimdi için siz mesela koruma verilmiş, işte gitmiş mahkemeye başvurmuş, bu konuda uzaklaştırma almış ama bir bakıyorsunuz bir şekilde kadını buluyor. Az önce bahsettiğiniz gibi bir şekilde devletin gizli sığınağında buluyor. Yani acaba cezalar caydırıcı değil mi? Bir de ben hep merak ederim. Hep sorarım mesela Mersin Baro Başkanı'na. Şu iyi hal ne demek? Yani iyi hal ne demek? Şimdi çok uzatmadan söyleyeyim. Türkiye'deki işte Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, 6284 Şiddet Yasası. Eleştirecek yanlarımız var. Eleştiriyoruz zaten biz her zaman bunu. Ama toplamda şu Türkiye Kadın Hareketi'nin büyük mücadelesiyle çıkartılmış kanunlar bunlar. Evet. Ve şunu da hiç çekinmeden söylüyorum ben, bir feminist olarak söylüyorum bunu. Biz dünyaya örnek olarak gösterebileceğimiz kadar fena olmayan iyi kanunlar yaptık. Evlilik içi tecavüz birçok ülkede suç değil, Türkiye'de suç mesela. Kanunlarımız o anlamda oldukça iyi ve cezalar da oldukça yüksek. Yani ağırlaştırılmış müebbet. Yani kadın cinayeti, hele eşini öldürüyorsan, canavarca hisle öldürüyorsan, yani 51 bıçak, 43 tornavida, 2 şarjör, kurşun gibi şekillerde öldürüyorsan canavarca hisle öldürmek. Onun da cezası ayrı. Yani daha fazla cezaya gerek yok Türkiye'de. Nedir sorun? Bizim çıkarttığımız kanunların tümü bir kenara atılıyor. Erkeklerin kafalarında, bu devlet başkanı da olabilir, başbakan da olabilir, bakan da olabilir, kadın bakan da olabilir. Hepsinin kafasında erkekler arası yapılmış, yazılı olmayan gizli bir anlaşma var. Gizli bir hukuk var orada kafalarda. Bu bizim yazdırdığımız kanunlar değil, onların kafasındaki hukuk uygulanıyor. Kadın boşanma davasında nafaka istediği zaman sanki erkek hakim kendi cebinden çıkarıp verecekmiş gibi. Türkiye'nin ilk 100 zengini listesindeki bir adam için aldığımız bir nafakayı fazla diye bozdular. Türkiye şartlarına uygun değil diye. İtiraz ettik. Bu beyefendi Türkiye şartları değil, dünya şartlarına göre zaten süper lüks bir hayat sürüyor. Yani sen o aileyi o hayat şartları içinde değerlendireceksin. Gidip asgari ücretli bir işçinin nafakasını vermeyeceksin bu davada. Ama hayır. Tecavüz davalarında sanki yargıçlarımız, kusura bakmasınlar, küçük bir azınlık dışında tümü için söylüyorum, yargıçlar ve savcıların. Küçük azınlık var orada, güzel kararlar veren. Onları da hiç gözden kaçırmıyoruz, takipteyiz, kutluyoruz ayrıca. Çünkü bu erkek çoğunluğu içerisinde o kararları vermek çok zor. Yani o hakimlerin ne kadar zor bir işi, o erkek hakimlerin ve savcıların ve kadınların tabii ki başardığını takdir ediyoruz biz. Etmediğimiz sanılmasın. Sözümüz bu taraftakilere. Kendisi bir kadına tecavüz ettiğinde ceza almasın ister gibi adeta tecavüze uğradım diyen kadının beyanı yerine hayır ben tecavüz etmedim diyen adamınkini tercih ediyor, beraat. NC davası gibi değil mi? Tabii. 13 yaşındaki bir genç kızın kendi rızasıyla oldu diye bir kararın çıkması gerçekten yani bu ülkede verilmiş. Ve nasıl bir tecavüzcüler çetesi vardı orada biliyorsunuz değil mi? Mal müdüründen, milli eğitim müdüründen, sağlık müdürüne, askerinden, esnafına. Ne 13, kadar 13 yaşındaki şeyin, çocuktan bahsediyoruz evet. Bir de yani. İleri gelen ne kadar şey varsa, büyük İslamcı yazar Türkiye'ye ahlak ve din anlatan Hüseyin Üzmez. Evet. Davası. Yani çocukları önce mirası reddetti, sonra reddetmedi, bilmem ne oldu. Sonuçta onun için kanunu değiştirmeye kalktılar. Bakın çok acı bir şeydir Türkiye'de. Süremiz azaldı ama onu söylemek istiyorum. Biz Medeni Kanun'da bir avuç kadındık. Ve karşımızda her siyasi görüşten erkekler topluluğu vardı. Biz evlilik yaşını yukarıya doğru çekmek istiyorduk.
onlar aşağı doğru indi demek istiyordu. Peki. Türkiye'nin gelenekleri. Peki. Türk Ceza Kanunu'nda da aynı şeyi yaptılar. Biz çocuklarla cinsel ilişki yaşını yukarıya çekmeye çalıştıkça onlar aşağıya indirmeye çalıştılar. Bu çok acıdır. Ben hatırladıkça yani tüylerim diken diken oluyor. Yani bir meclis dolusu her siyasi görüşten erkeğe karşı bir avuç kadın mücadele ediyoruz. Çocuklarla cinsel ilişkiye girme yaşınız, adamların girme yaşı yüksek olsun, çocuklar biraz büyüsün diye. Ya böyle bir kavga var mı? Biz bu kavgayı mecliste verdik. Ve bu kavga Türkiye'de bitmiş kavga değil. 9 yaşında, 6 yaşında kız çocuklarını defalarca evlendirebilirsiniz diyen din alimleri var bu ülkede. Alim demeye, yani, dinle yan yana getirmeye imkansız. Ama sonuçta bir bakan, Sağlık Bakanı ne dedi? Değerli bir bilim alimidir kendisi dedi. Demeyeceksin bunu topluma dediğin zaman o çocukların istismarına, çocuklara tecavüze, tecavüz edilip dere yataklarına atılmasına sebep ve ortak oluyorsunuz. Yani böyle bir ülkedeyiz. Ben şunu da bitirmek istiyorum. Galiba zamanımız da azaldı. Türkiye'de çok güçlü bir kadın hareketi var. Yani bizi böyle inadına dekolte, inadına mini deyip kıyafetlerimize karışmanıza, boşanma hakkını engellemesine, eğitim hakkını kadınların engellemesine, başörtülü başörtüsüz, her siyasi görüşten kadın. Evet. Ciddi bir şekilde karşı duracağız, mücadele edeceğiz. Kadınlar bu uğurda ölümü göze almışlar. Zaten bu dünyada cehennem yaşayacağım ama hani öleyim daha iyi diye düşünüyor kadınlar, mücadele ediyorlar. Evet. Yani bu mücadele iyi kadınlar sürdürecek. Hazır Mersin'deyken ben Mersinlere özellikle seslenmek istiyorum. Türkiye'nin ve dünyanın gözü üzerinde olacak Özgecan davasının. Bu davaya Mersinli kadınların, Mersinli erkeklerin çok samimi bir şekilde sahip çıkması lazım. Burada insanlık dışı idam gibi kastrasyon dediğimiz cerrahi ya da kimyasal hadım gibi ya da tecavüz edenin karısına kızına tecavüz etmek kısasa kısas gibi çağ dışı cezaları gündeme bile getirmeden hukukun öngördüğü bütün yaptırımların etkili bir şekilde uygulandığı bir dava olarak hakkıyla görülmesi için davayı ben eminim takipsiz bırakmayacaklar. Zaten baro sahip çıkıyor, kadın örgütleri sahip çıkıyor ama tüm kadınların sahip çıkması lazım bu davaya ve bir an önce adaletin hakkıyla uygulandığını görmemiz lazım. Şundan herkes müsterih olsun. Bu saldırganlar hiç idam etmeye gerek yok. Türk Ceza Kanunu hakkıyla uygulanırsa zaten o cezaevinden ölünceye kadar çıkamayacaklar. Ağırlaştırılmış müebbet hapisi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Birazdan Özgecan'ın evine de uğrayacaksınız. Programınız da var. İstanbul'da gideceksiniz. Ayaklarınıza sağlık. Mersin'de böyle bir konferansa katıldığınız için, yasalarda ve uygulamada Türkiye'de kadın haklarını konuştuğunuz için, kadın haklarının savunması noktasında verdiğiniz emek için ben sizleri tebrik ediyorum. Ve inanıyorum ki güçlü bir duruşla birçok engelin önünde dik bir duruşla çıkılacaktır diye inanıyorum. İşte herkesin kendi devrimini kendisi yapmaya başlaması lazım. Belki Özgecan burada milat olmalı. Oldu, evet. Erkekler için olmalı. Kadınlar için olmalı. Şiddet bazen bir espriyle başlıyor. Bir bakışla başlıyor. Bir küfürle başlıyor. Bir tokatla başlıyor. O andan itibaren buna tanık olan, buna maruz kalan tüm kadınların, buna tanık olan tüm erkeklerin, tüm yapanların orada bunu durdurması lazım. O ilk bakışta durdurmazsak çığ gibi büyüyor bu, topluma da bulaşıyor. İlk bakış çok önemli, ilk tokat çok önemli. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmasın, o ilişki orada bitmeli. Orada dur demek gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum size. Evet sevgili izleyicilerimiz, Ajanda programında Avukat Hülya Gülbahar bizlerle birlikteydi. Kadınlarımızı konuştuk. Biliyorsunuz her sabahta kadınlarımızı konuşuyoruz biz. Özgecan'ımızı unutmadığımız gibi, Özgecan gibi. Özgecan temsil oldu aslında bir bakıma da. Özgecan gibi yitirdiğimiz birçok kadınımızı da anıyoruz. Ve kadına uygulanacak şiddetin karşısında olduğumuzu ve bir an önce de kadının hak ettiği noktaya gelmesi için başta erkekler ve kadınlar olmak üzere toplumda aynı anda bir birliktelik yaşadığımızı, birer birey olduğumuzu unutmamak istiyoruz. Evet, yarın yine farklı bir konumuzla, farklı bir konuyla tekrar birlikte oluncaya dek esen kalın, mutlu kalın.